Sanki bir tık daha yukarıda mı görünüyor? Yani kanka ona mı yukarıda? Siz ama masanın da gözükmesi lazım. Sen öyle bir blok gördün işte herhalde. Geçelim tekrar. Tamam oraları falan alıyor şu an bulunduğun yeri alıyor. Bir de ben yanda duruyorum ki ben kandırıcı sığmıyorum. Evet, bak ben burada şey yaparım Hazal sen burada yap sen doğru. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalım madde kardeşlerim. Hazal Zülal. İnanmayanlar oluyor genelde benim Hazal ve Zülal'le arkadaş olduğumu düşünenler var ama biz kardeşiz. Kendilerini tanıtmalarını birazdan isteyeceğim ama videonun başlığından bahsedelim birazcık. Bugün beraber pizza yapıyoruz. Tabii ki. Evet. Tamamında 10 marifet olan kişi 3 tane eli düşünün 30 tane marifet çıkıyor ortaya ve bu şekilde bu Danilo Şef. Bu arada birazcık gerçekleri söyleyelim. Mantıklı bir cümleydi bence. Yani cümle mantıklı da ben çok başarılı olduğumu düşünmüyorum o yüzden. Ya ben de senden pek emineyim. 25 sayalım. Ay ben 22,5 diyeceğim. Sen ne yapıyorsun? İşte bana kavanozunu aç. Bir şey söyleyeyim abi. Tuzu fasulye koy. Hayır. Ne iş yaptırmayalım? Fasulye olmak istemiyorum. Kanka sen kendi söylüyorsun ben yapamıyorum kanka diye. Kanka sen çocukken oyunlarda da hep fasulye yedin ama. Yapmayı bilmiyoruz bu arada. Nefis yemek tarifleri değil. Hayır yemek ben nokta pandemide olmadı. Bir kere yapmıştık. Ben yapmadım. İnanılmıyor götürmüyorsunuz. İyi götürmüyorlar da çocuklar yanlarında. hamur yoğurama. Yani tırnaklarımda pek müsait değil. Hamur bende. O yüzden hamur Hazal'da. Biz de Zülal'le nerede Angarya iş varsa onları yapmaya karar verdik. Baş Angarya. Aynen baş Angarya biziz. Peki aramızda en becerikli kimsiniz? Ben kanka. O zaman niye kanka bir şey diyorsun? Söyleyeceğim. Tırnaklarım var. Dezenfektasyon yani. Eldiveni giyersin yaparsın. Eldivenimiz yok. Benimdir bu arada gerçekten. Yemek yapmayı da en çok seven kişi benim. Oradan sen çorba morba falan. Evet yani mutfağa ben kendi kendime girerim hiçbir sorumluluğum yokken. Canım sıkılır yemek yapmak istedim girerim. Hanginiz giriniz bugüne kadar? Ben de bazen giriyorum. Aynen. Senden daha çok girmişimdir. Doğru. Bu doğru. Onu yormak için bana en derin kabın. Evet. Doğru maalesef. En derin kabın. Kanka ne yapalım bu? 10 kişi değiliz ya işte 3 kişi. Aynen bence gayet yeterli yani. Ama tarife göre yapıyoruz ve tarif 3 kişilik değil. Hayır tarif kaç kişilik mesela? Tarif bakalım. 2 adet orta boy pizza yapıyormuş kanka tarif. Yani kaç kişilik? Yani 2 adet orta boy kaç kişi yer? Bir, bunu? 2 kişi bence kanka. Bence bunu bir 6 kişi yer kanka. Biz 6 kişi değiliz. Biz bunun ölçülerini... orta boy pizza yer. Kanka ben 2 kişi yapalım. 2 adet orta boy pizza. Tamam. Orta boy pizza. Kanka ben tek başıma bir tane yerim. Orta boy pizza bir kişilik. 2 kişilik. 3,5 kişilik. Emin miyiz? Mutabık mıyız? 3,4 kişilik. Beynem ve senin bir tanesi de senle benim. Evet. Yani... 4 kişi. En kötü ihtimal dolaptan 5 dakikada olan bir pizzamız da var. Onu çıkartacağız. Böyle yani doymayan oluyor herhalde. Şey mantıklı bu arada. Biz yapmışız. Aynen. onu düşündüm bu arada. Olmazsa öyle yapacağız. Tamam o zaman okey. Çok küçük ya. Kanka o zaman 2 parti yapacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Bakalım bir. Kanka işte yeter ya. Biraz bir şey ciddiye alır mısın? Yani. Bir şey söyleyeyim. İşi ciddiye alıyorsan sen bunu peki şu an mı karar veriyorsun? Hayır Hazal diyor ki işi ciddiye al. Şu an bunu küçük olduğunu düşünüyor. Kuşum benim o zaman daha öncesinde acil edevatlarını getirecektim alınmış yani. Alınmış kanka alınmış. Sen dönmüş. Kavga etmeyelim lütfen. Aile işi şiddetini burada göstermek istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Tek bir kesme tahtamız var o da bende. Biberler yıkanmış mıdır yoksa tekrar yıkamama gerek var mı? Bazen getirdiği öyle kaçırıyor bu arada. 2 adet biber sanmış. Dur orada yemek yemeyi bırakıp hemen yemeği yerler. Tamam ben merak ettim. Orada kendinizden bahsedin birazcık. İnsanlar sizi tanımıyorlar ve tanımak istiyorlar. Ne iş yapıyorsunuz? Kaç yaşındasınız? Kanka soruyu sorma işte. O kadar anlatmak zor bir iş yapıyorum ki. Hobileriniz. Öncelikle ben başlayayım. Forward firmasında çalışıyorum. Deniz yolu ihracatı yapıyorum. Operasyon yapıyorum. Evet azaldım. Sen de söyle ne iş yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Ha 28. 28 değil mi bu arada? Sen benden bir yaş büyüksün ya şimdi. Aynen. Yani Aysel'in cevabına göre devam edeceğimiz bir şey bu gerçekten. Doğru 28 yaşındasın. Hala sevgilim yok. Aramızda tek bekar Zülal. Bence tadını çıkart bu arada. Kanka bu arada ben yaklaşık bir 5 yıl falan tadını çıkarttığım için artık biraz... Artık tadı kaçmaya mı başladı?
Tadı kaçalı çok oldu da. Orada bu biberlerin içindeki çekirdeklerini ayıklamam gerekiyor mu? Yani. Sen gelen pizzada çekirdekli gördün mü? Aa, biberi. O zaman bu tüm işin seyrini değiştiriyor. Aldım, arkadaşlar ben Hazal Özge Özdoğan. Instagram'ım Hazal Özge 2 ile. Ben mühendisiyim. Şu anda firma adı söyleyebiliyor muyuz? Söyleyebilirsin istersen. Tamam. Eczacıbaşı'nda çalışıyorum tüketim ürünlerinde. Proje yönetimi yapıyorum. Daha anlaşılır bir dille. Erkek arkadaşım var. Enver. Enver'e buradan. Kocaman selamlar. En hoşumuz. Evin ilk damadı. Öyle görünüyor. Büyük enişte. Büyük enişte. Astrolojiyle ilgileniyorum. Astroloğum diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Benim doğum haritama hala bakmadığın için sana öyle bir title koymuyorum şu an. Title koymuyorum derken bu title'ı sen koymuyorsun yani bana. Diyebilir miyim diye soruyorsan ben de koymuyorum diyebilirim diye düşünüyorum. Benim kapıcı bir sertifikam var. Kağıda bakmadan bakabilir misin mesela? Yani şöyle, çok fazla terim olduğu için ve ben bunu aktif olarak günümde kullanmadığım için doğum haritanıza niye bakmıyorum belki de. Niye? Parayla mı? Yani. Söyle kızım kaç lira? Abi alver dengesini artık yani. Artık al artık da. Aynen kanka ne istedim de yani. Vermedik yani Allah aşkına. Yemeği ısmarlayayım bana, yemeğe götürün. Tamam kanka. Olur. İyi bakarsan iyi yere götürün. Bakamazsan bir simit. Moda sahilde simit ayran. Dün sizden bize soru sormanızı isterim bu arada. Birkaç tane soru var. Güzel, sevdiğim sorular. Hemen bir bakıp onu bir soracağım şimdi. Kanka bir ıssız adaya düşsek ilk kim ölürdü? Kanka belki. Ben adaya gitmeden ölürüm. Gelene kadar kanka kırılmadı kemiğim kalmaz herhalde. Yani. Videonun başında da söylemiştim ya. Hı. Küçüklüğünden beri fazla yani, sonra kim ölürdü? Bence... Bence sen ölürdün sen kanka. Ölürdü. Neden ya? Ben öleceğimi düşünmüyorum abi. Ben... Ya pısırık olur, korkardım ama öleceğim pek sanmıyorum. Kanka net sen ölürdün. Sen depresyona girerdin kanka. Aynen, sen psikolojik doğru, olarak beyin ölümü gerçekleştirsin. Prenses olduğum için çabuk etkilenebiliyorum böyle şeylerden. Sen net beyin ölümü, ben fiziki bir ölüm. Kanka ben kendim kumumu kazar, kendim içine yatırır. Sonra Hazal'dan kanka kapat sen, benim işim burada bitti. Kanka Hazal Tolga Karay gibi. Yalanlarla bu adada yaşayacağım. Yılanlarla tek başıma bir arada yaşardım. Zeytinyağlar. Arkadaşlar bu arada bilmiyorsunuz ama ben geçen sene Survivor'da son 3 kadına kaldım, biliyor musunuz? Yani bu bilgiyi hiç sizle paylaşmadım. Ne Instagram'da ne burada ne de TikTok'ta. Benim için bir şeydi o çünkü, böyle bir motto gibi bir şey. Motto denmez ona, ne denir? Totem. Totem, aynen. Totem gibi bir şeydi. Ama iyi ki geçen sene gitmemişim yani. Bundan sonra da gitmeyi bilmiyorum. Acun Bey bana olursa belki gelebilirim ama. Kanka zor ya. Aynen. Ya bir 3 gün falan dayanabilirim herhalde. 3 saniye kuralı ona. Sen iyi kadın bu arada. Sen ne kutsun ya. Zeytinyağı çalışıyor, evet, dökülüyor. Bak sen sorma bile kurtulsaydın kanka. Ben mi? Hayır ben sen değil. Sen ne alakası? Adadan falan konuştuk ya. Kışım çok geçti o konu kanka. Sürekli röportaj yapar ağlardı, tamam mı? Kanka ben güçlü bir karakterim aslında. Öyle bir şeyim olmuştu yani. Bir survival maceram oldu. Parkurda yarıştım abi. Dünyanın en zor şeyi. Yani ciğerlerim patladı sandım, biliyor musunuz? Ama neyse ki hallettik. Gitmedik yani. Hallettik de. Yani bu şekilde halledebildim gitmeyerek. Birbirinizde en sevmediğiniz özellikler. Ben bu soruyu en son cevaplamak istiyorum. Herkesin tepkisine göre ya sen var dersen. Hakikaten gerçek yorumlar yapalım, tamam mı? Ama tamam. Bir de kavga çıkmasın. Aynen abi, tamam. Lütfen bak alınmaca gücenmece yok. Güzel, seni baştan uyarıyorum kanka. Burada alınmıyor. Aynen, alıngan olmasın. Alıngan mıyım şu an? Aşırı. Hayır, ben haksızlığa uğramayı sevmiyorum bir tek. Haksızlık. Kanka ama haksız olduğunu nereden biliyorsun? Mesela senin söylediğin şey doğru mu? Nereden biliyorsun? Sizin söylediğiniz şey doğru mu? Yani. Nereden biliyorsun? Oy çoğunluğuna göre düşünebiliriz. Bilmiyorum, her oyda doğru olmuyor maalesef. Ben sinirleniyorsam gerçekten haklıyımdır yani. Haksızlık. Aynen. 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 Sen ya, ben yargı mı?
Şöyle düşün, ben kolay kolay kavga etmiyorum. Ettiğim zaman da gerçekten. Kanka sen bence bu arada şarap bardağıyla onu mu koyuyorsun? Kanka su bardağı diyordu, evde bütün su bardakları çok büyüktü. En normal su bardağına yakın bu vardı. Bence kanka dedi. Bu arada sen aramızda en kolay sinirlenen insansın. Ama aranızda da en ortacı da benim. Çünkü ben artık o da değilsin bence. Sen çok değiştin. Beni çok yordun zaman. Hayat seni değiştirmiş kanka. Ama belki de olması gereken budur diyelim. Bu arada yani. Evet gerçekten sürekli siz mesela böyle kardeş kavgası falan filan oluyordu. Ben ne Hazal'la ne de Kamaral'la kolay kolay kavga etmiyordum. Bundan geçen yıl öncesine kadar. Aynen son bir yıldır falan. Sonrasında dedim ki abi bunlar kavga ediyor ben niye etmiyorum? Her şeyin ortasında ben hakeme yetiştireyim. Kanka bu nasıl bir tez yani? Gerçekten. Hayır ama. Sonrasında şunu fark ettim. Ben hani huzur kaçmasın diye... Çok şey yapmıyormuş. Ben neyse tamam onun istediği olsun. Onun istediği olsun. Sonra baktım benim istediğim de çok olmuyor. Dedim ki yeto. Ondan sonra ben çok değiştim olmaya başladı. Aslında ben şu an gerçeklikleri kanka, ortaya çıkarıyorum. Hazal var ya yani ne yaptın anlamadım ki. Ben de anlamadım. Şey diyeceğim. Değil mi? Ama sürekli dikkatini dağılıyor senin yaptığın ben şey. Gerçekten bu arada çok merak ederim nasıl yağmur olacak. Gerçekten. Taş gibi yağmur olacak. Açamayacak ya onu. Ya 5 su bardağı diyor. Ben daha 3 tane koydum yani. Ben bence alana kadar yavaş yavaş ekleyin diyor orada. Yavaş ekleyin. İmiz özellikleri sayalım. Kim sayıyor? Bir tane bırakmış. Aynen yeter bu arada diyor. Bir tane zeytin var. Sağ ol kanka. Sabah kahvaltı yiyelim. Tamam ben söylüyorum ya. Yine başladık. Hazal görüyorsunuz politik. Kanka ama ben de çok zor bir iş yapıyorum. O yüzden de kendimi çok veremiyorum. Ne alaka sabır işi yapıyorum. Kanka. Siz burada yani aynen, yormadan muhabbet edebiliyorsunuz. Ben burada bu hamur tutacak mı, bu kıvam olacak mı yani kanka, en çok odaklanamıyorum. Hazal çok kontrol manyağı tamam mı? Yani gereksiz. Sürpriz ister. Sürprizi yaptırmayı müsaade etmez çünkü güvenmez. 10 gününü yaptırır. Doğum gününde belki şurada olsun, şöyle olsun, şu mekanda olsun, şöyle bir hediye olsun. Ayarlar. Sonrasında da siz bana sürpriz olsun. Aynen, siz bana sürpriz yapamıyorsunuz. Evet. Kontrol manyaklığını nefret ediyorum. Ama sen de hiç sürpriz yapamıyorsun. Pastaya kadar seçiyorsan, ben de diyorum ki demek ki bu kız sürpriz istemiyor. Ben de adını sürpriz koyuyorum sadece, anladın mı? Kafamda istediğin bir şey var ve onu... Evet anlıyorum kanka seni. Ve Zülal'e bıraksam da o olmayacak biliyorum. Çünkü Zülal... Bir kere bıraktın mı? Evet bir kere bıraktın mı gerçekten? Bir kere bıraktın mı? Bir kere. Bir kere bırakmaya çalıştım. Ne zaman? Çalıştım. Onda da WhatsApp'taki mesaj grup açmıştım. WhatsApp'taki grupta konuştuğumuzu gördüm. Ve peki mesaj sen yoktun değil mi? Grupta. O zaman ne yapayım? Ben de benim yapabileceğim bir şey değil. Girmeyecektin aynen o mesaja girmeyecektin. Bak bana bir sürpriz yapıyorsan asla hiç bakmam bile. Çünkü iyi bir şey olacak. Ben bu özelliğimi değiştirmek çok istiyorum. Birazcık değiştim mi sizce? Eskiye göre daha iyi miyim? Hayır daha kötü. Gerçekten mi? Yani ben bu konu hakkında yorum yapamıyorum yani bilmiyorum. Çünkü henüz öyle bir olay yaşamadım aslında. Sen de çok... Ellerimi yıkıyorum bakın. Bu arada yani gerçekten 3 kere yıkarım. Dengesizsin. Kanka bu huyumdan nefret ediyorum. Kanka ben de nefret ediyorum. Yani bana çok büyük yaptırımlar oldu yani. Yoruyor. Dengesi olmazsan ya var bebek gibi kızsın ya. Kanka bence dur. Ben de Maral'ın şu özelliğini sevmiyorum. Çok ani yükselişleri var yani. Evet. Dengesi İletişim. Olmamıştı. Evet belki doğru dengesizliğe görebiliriz bunu. Zülal'in en sevmediğim özelliğini başladık. Evet. Yani sen bizimkileri söyle. Seninkini de söyleyelim yani. Bence... Sana bir eleştiri yapmaya gelmiyor yani. Ağlıyorsun, zırlıyorsun. Evet kanka. Böyle ağlıyorum ya. Abi niye ağlıyorum? Zülal'in gözyaşları bak evet. Şurada hazır. Çok manipülatif birisi Zülal. Asla bir. Ve bunu Zülal çok farkında. Yani manipülatif olmaktan çok mutlu aslında kendisi. Aslında. Şu anda bence kameralara oynuyor. Ve çok memnun halinden yani. O gözyaşların niye orada hazır biliyor musun? Beni o gözyaşlarımla ikna etmek için. Abi siz artık ikna olmuyorsunuz bu arada. Bu beni sinirlendiriyor artık. Kanka artık yemiyorum çünkü. Yani ben anladım seni. Şuna bakma. Bana o kıtırcıklarınla her şeyi yaptıramazsın. Ama bazen ya de... Ya ne yaptın bana? Var ya yani. Şöyle koyuyorsun. Ya direkt
tek şey boşaltmıyor. Değil mi? Bu çok kötü oldu bu şey. Çokunda. Daha çok kamera tamam. Hayır diyor ki ama elinizin yapışmayacağı kadar onu koyuyor. Tamam ama bu da böyle bölünmeye başladı ya. İstersen biraz ben yorayım. Bekle. Birazcık anneci olmasını sevmem. Yani anneci derken anne gibi davranmasına. Yani sanırım bu yine günün sonunda kontrol manyaklığına bağlanıyor ama mesela biliyor benim onu dinlemeyeceğimi. Ya da ne bileyim hani aslında onu ilgilendirmeyen bir konu ama dayanamayıp yorum yapıyor. Ama yaptığı yorumlar da hani benim yaşıma inerek yaptığı yorumlar, aynen benle böyle konuşuyor yani. Ve bunu biliyor musunuz? Ben üniversiteye geçene kadar yaptı ve bundan hani en sonunda ben parmağını tutmuştum diye hatırlıyorum bu parmağını. Bir daha bana parmak sallama dedim ve o şekilde bundan kurtulduk. Yoksa yani çok uzun bir süre benle böyle konuştu yani. Birincisi benim yükselenim yengeç. O yüzden de bu anaçlık oradan da aşırı geliyor. Astrolojiyle ilgilenenler beni anlayacaklardır. Benim de yükselenim yengeç kanka. Benim de oğlak kanka manifest falan çok normal o zaman. Ya hemen kendisi bir kadın. Ben de çıkamıyorum. Allah Allah ya. Genelde evin büyük çocukları kendilerinde doğuştan olarak bu misyon yüklenir, anladın mı, bu görev? Büyük çocuklara. Tamam, anne baba hep şunu söylüyor. Sana emanet. Sen şöyle yap. Sen büyüksün. Sen ablasın. Bilmem ne. Şimdi çocukluğundan beri bunları duyduğun zaman insan ister istemez kendinde o şeyi evet, hissediyor. Evet, hakkı görüyorsun. Ama kanka bunu yapma şekli mesela şu olmamalı. Anladın mı? Ya tamam, o da ben de çok o zamanlar aşırı bilinçli bir insan değildim ve bana göre doğru o gibiydi. Yani zamanla ben bunun doğru olmadığını anladım zaten. Şu an sana ne yapıyorum? Şu an sana hiç müdahale ediyor muyum ya da yorum yapıyor muyum? Eleştiri bence kabul ediyor mu? Eleştiri kabul ediyor mu? Ediyor. Evet, etti. Gayet ettim. Ben de ben açıklama yapıyorum o zaman. Ya bekle ya. Bekle kuşum, bir bekle. Ben de açıklayayım. Bir kendimi bekle. Şu an ben açıklıyorum. Hak beni tamam. Böyle tanımasını istemiyorum. Ablalık doğuştan gelen bir duygu olduğu için içgüdüsel. İçgüdüsel yapıyorum ben bunu. Ama bilinçlendiğim için zamanla doğruyu yanlışı ayırt edebildiğim için de ha, bunun yanlış olduğunu ve daha farklı bir yaklaşımla iletişim kurmaya çalışıyorum sizlere de. Ki bunu da yapabildiğimi düşünüyorum. Evet. İşte aramızda bir yaş falan olduğu için çok aman aman ablalık olarak hissetmedim. Maral daha çok hissetmesi çok normal. Evet, doğru. Peki ben senin bir ablan olarak. Sen ben sen hiç ablalık hissetmedim yani. Sıfır değil mi? Sıfır. Yani ben Zülal'le bak Özge'ye Özge ablam diyordum hep. Abi gerçekten. Hazal'ın diğer adı Özge, Zülal'in diğer adı Gizem. Ve ben sürekli Hazal'a, Özge abla, Gizoş'a, ay Gizem'e Gizoş diyordum. Ve hani Zülal'le ablalık kavramı bende sıfırdı yani. Yani beraber eve gelirdim de beraber sünger bu bizlerdi falan. O benim için bir arkadaştı yani, anladın mı? Benden çok büyük bir arkadaşım vardı ama büyüklüğünü de hissetmiyordum yani. Hani böyle bir... Ya kusum benim, kusum benim ilk arkadaşım. En küçük arkadaşım. Ama sen de yaptığın memeleri yazdın. Hayır işte. Saçımı süpürge. Birinin de bunu yapması gerekiyor. Evet, işte. Yani sen de öyle olsaydın ben eminim hiçbir sorumluluk kavramı olmadan zaten yok. Yani olanları da işte böyle almışım demek ki. Diğer türlü yani benim halim var olur. Şimdi biz bunu yarım saat bekleteceğiz. Yarım saatin ardından da tekrar geleceğiz. Evet. Hamuru kızma yalanlığını düşünüyoruz. Oha! Oha. Benim burayı boşaltmamız lazım ki ben burada hamur açacağım. Maral sen domates sosu yapıyorsun. Tamam kanka, her şeyi kontrol edemez. Her şeyi kontrol edemez. Zaten ben yapacağım. Bana yapacağın bir şey söyleme. Hamuru nasıl açacağız? Şu an galiba... Hamuru nasıl açacağız biliyor musun? Bardakla. Bence bununla böyle açılabilir Azal. Ne düşünüyorsun? Bilemedim. Çok olur iyi. Ya. Bence iyi ya, idare eder işte. Neyle açabiliriz, neyle açabiliriz? Yani şu damla şişesiyle olabilir şu şişeyle. Ne? Şunla. Ama bence bardak daha hijyenik. Ama yani daha dümdüz bir şey lazım. Kanka daha dümdüz. İstersen şeyimiz var, Raid. Şey kanka, içindeki bütün bakterileri öldürdü. Ekstra olarak bizde gebertir. Başka kanka düz bir şeyimiz yani maalesef yok. Zülal telefonun burada ne işi var benim ya? Benim telefonum değil ya. Benim, bekle.
Bir şey soracağım, sosunu sence şimdi mi yapalım yoksa fırına attın? Aa yok, fırına atmadım, sosurmayı şöyle koyacağız. Hayır, önce dümdüz hamuru fırına atacağız. 10 dakika pişireceğiz. 10 dakika pişirdikten sonra sosu serip malzemeleri koyup tekrar fırına atacağız. Allah'ım. Fırını açtınız mı bu arada? Fırın açılması gerekiyor. Şu hamuru şeyini alıyoruz şu anda. Kabarıklı basitine. Çok zor da açtık. Çok yapışkan bir hamur ya. Abi bak bunlar insanlar için bence bir yeti, tamam mı? Öyle bir yetim yok benim. Kanka hayır, bu bir yeti değil yani. Yani bir Pinterest'e girersin, ilham alırsın. Yani bir ne bileyim şarap tabağı bir görseldir yani. Şarap içmeye mekana gitmedin mi kanka? Önüne öyle mi getiriyorlar? Bu da okey. Arkadaşlar ben hızlı gayet hamur atım. Hızlıyım, pratiğim. Hatta insanlık görün. Bunları şimdi bilgisayarına birazcık. Bacağıma geldi. İyi misin? Ağlayacağım şimdi. Kapağıma geldi. İyi misin? Biraz şöyle oturabilir miyim? Kıyamam. Sakat onu da ağlayacağım. Ağlayacağım. Buz tutarımı ben tutarım. Kanka bu şaka mı bu yaşamda? Oturmadan önce ne yaptım? Arkadaşlar adamın ilk eleden çıktı. Makine çalışıyor mu? Çalışıyormuş. Oğlum bir şey olmadı. Oğlum çalışmadı. Niye soruyorsun? Kanka ne bileyim, aklıma bile gelmedi yani. İnsanlık sadece. Kanka geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Adam şey ya. Göz. Nazar. Nazarlar. Ben sadece bir şey yapayım. Bu benim sakarlığım falan değil yani. Değil. Hayatım bana uyguladığı tarife bu. Gerçekten büyük. Ben o kadar yoruldum ki bu arada. Aynen. Ne yaptık ki? Biraz yorgunum. Hamuru açmaya başladım bu arada. Elimi açacağım çünkü oklamalık bir hamur değil bu. Zaten oklamamız da yok. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tepsiye bu börek olur, ben sana söyleyeyim. Kabardığını düşünsene piştiğinde. Böyle bir tepsimiz var. Ama bak bu yapışırsa böyle, ben bunu çıkartamam. Bunu... Ya Allah kahretmesin. O zaman tepsini açacağız ama. İlime bile yapışıyor ya. Bu hamur ne böyle? Yapamamışsın. Ya unlasana. Anneanne mesela... Bunu döksene şuraya biraz. Buraya döksün. Burada. Kıyafetlerinizi ortak kullanıyor muyuz? Bir soru gelmiş. Bu konuda anlatmak istediğiniz şeyler varsa anlatabilirsin. Ben hariç. Sen hariç mi? Kanka sen de şey, kendi dolabından başka dolap giymezsin sanki yani. Hayır. Ebatlarımızla alakalı. Kanka tam kazaklarımızı tamam, bol eğer bol çok... kazaklarınız varsa alırım. Bir sen bir tek ayakkabı ve pantolon alıyorsun. Aynen. Onun dışında onun her şeyimizi giyiyorsun. Yani. Dar bir şeyinizi de giymiyorum. Elbise de giymiyorum. Alıyorum. Sizden beğendiklerimi alıyorum. Ben eskiden hiç paylaşmazdım. Paylaşmaktan nefret ederdim ama bunun sebebi ben değilim. Yani paylaşmayı sevmeyen bir insan olmamdan kaynaklı değil. Neyimi verdiysem. Paylaşmayı sevmeyen bir insan olmandan kaynaklı değil. Evet değil. O zaman şimdi de vermezdim kanka. Şu anda da çok sevdiğimi söylenemez. Yani şu anda çok fazla kıyafetin olduğu için ve influencer olduğun için artık takip edemiyorsun ve... Yani sen biraz üstünden kendi sevmediğim kuşum. Her gün şey depo sayılıyor. Bu arada ben anlıyorum mesela dolabımı birisi ellediği zaman, kapağını açtıkları an bile eve geldiğim anda görürsün. Aynen, kim elledi lan burayı? Mesela sende şey oluyor, seni uyandırmaya gelsek gözünü bile açamıyorsun. Ama senin odanda şöyle girsek, gizlice şöyle girsek. Bir böyle kazağını alacağım. Böyle. Ne yapıyorsun? Hep aynı tepki. Ama kanka ne yapabilirim yani? Çocukken şeyi hiç unutmuyorum. Hazal liseyi Erbaa'da okudu Tokat'ta. Ya bunun ne alaka? Bu videoda niye buna yer veriyorum ki ya? Kanka bir şey anlatacağım. Anladın mı?
karşıma çıkan bir anım var. Gerçekten yeter artık ya. Bir anım var. Tüm Türkiye duysun artık yeter. Ben liseyi tokadım. Bana bir daha bu soruyu sormayın. Liseyi nerede okudun diye bana sormayın. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir anım var bununla alakalı. Anladık onu. Zara'dan bir tane o dönem bir çanta almıştım ben. Ama çantayı çok beğenmiştim. Çanta kahverengi bir çantaydı. Kalın askıları vardı ve hatırlıyor musun? Böyle kitap şeklinde dikdörtgen bir çanta ama üstü böyle kıvrılıyordu, tamam mı? Hayal meyal hatırlıyorum. Kanka ben o çantayı unutmuyorum. Çünkü neden? Kullanamıyorum. Kimin yüzüne? İzin vermemiştim götürmene. Almış götürmüş. Oha, Erba'ya götürmüş. Ve ben bunu evde öğreniyorum, fark ediyorum. Hani ben evinden hiçbir şey gelmiyor ama o kadar öfkelendim ki yani. Ben o çantayı, ya çok ayıp bir şeydi kanka, anladın mı? Çok ayıp bir şeydi. Hatırlamazsın tabii. Ben hatta o gün annemi yanına gidip ağladığımı hatırlıyorum. Benim için yani yıkım gibi bir şeydi. Yaptığın çok ayıptı. O zaman da vermem abi. Vermem yani. Doğru. Bak, sen onu paylaşsaydın ben de alıp götürmezdim. Kanka sen 5 günlük tatile gitmiyorsun. 5 günlük tatile gitmiyorsun. 9 ay Erbaa'da yaşıyor. Hani 9 ay götürüyor ve ben 9 ay çantayı bir daha takamayacağım yani. Hani sanki gerçekten 5 gün yok. Hadi 1 ay yok. Hanımefendi bana diyor ki paylaşsaydın. Bunu hiç paylaşmadım biliyor musun? Ben de ilk defa duyuyorum. Kanka bu benim içimde bloktedir. Fark ettim onu ama bu arada hakikaten... Ondan sonra bir tane hırkan vardı, yine Zara'dandı. Teyzem almıştı. Ben de sayayım o zaman burada nelerime çorladığını. Say abi. Spesifik örnek veriyorum. Yani ben senin gibi takılmıyorum çünkü. Hayır. An güncel 21 yıllık hayatım boyunca bunu örnek verebilirsin. Aldı ve gitti. Hayır, bir yere gitmediği için aldı ve gitti değil. Günlük ay yine 9 ay yoktuk ya, asıyorum senin valizinden beğendiği bir şey aldı. Sen de... Gittin Erbaa'ya, valizi açıyorsun, yok. Kanka böyle bir şey mümkünatı yoktu. Ben bana yapamazsın, tamam, hoşlanmadığım şeyi başkasına yapmam. Ben de yapmam. Ama bu farklı bir şey. Bu arada Hazal'ın hep haksız olduğu zaman evet haklısın gibi bir şey yoktu. Aynen. Hazal'ın bir açıklaması cevabı, vardır yani. Bu hep ayrı, şey bu konu farklı. Hani hep açıklamam böyle. Tamam ama bak şimdi bana diyorsunuz ki Maral'ın böyle bir örneği var mı? Yani nasıl olsun ki Maral bir yere gitti. Tamam hayır öyle bir örnek, tamam bu okey. Benim senden izinsiz aldığım. Çok. Tamam sen söyle. Ya ben şey senin gibi çetele tutmuyorum. Söyleyemediğin yani. İçin yok canım. Hayır ben kabul etmiyorum. Çünkü neden ben paylaşmayı seviyorum ve paylaşmayı dert etmiyorum. Hayır sende şey var ama atıyorum bir şeyini giyiyorsun. 50 tane ne derler ona? Açıklama. Ama bu tembihleme değil. Resmen kanun gibi böyle bir metin veriyorsun. İşte şunu şöyle yapma. Giyerken işte kollarını kıvırma. Böyle yapma, şöyle yapma. Yani ve aynısını o yapmaz giy, mesela. Böyle dur ve böyle çıkart. Bunu istiyorsun. Ama kanka sen de kollarını burada tutup burada... Kanka aynısını sen de etmiyorsun. O hırka olayı, o hırka olayını anlatayım size. Hatırladım bu arada. Açıklayayım. Bak o kadar iyi bir hırkaydı ki. Böyle örme bir hırka. İçi kürklü. Dışarıdan örgü gibi gözüküyor ama ceket gibi de giyiniliyor falan. Neyse Hazal bunu çok beğendi. Açtım. Hazal bunu çok beğendi. Giyinmesine izin vermiştim. Bak, tamam mı? Eve bir geldi hırka. Hırkanı burada tutmuş abi. Buraya bir yere montları bile çekmiyor. Aynen bir tane yeşil montum vardı. Onu da öyle yapmıştım. Şu an aklıma geldi. Sen de benim bir tane parayamı yakmıştın. Bir tane siyah. Sonra bir tane takım alt üst gömlek şort bir şey almıştım. Onun üstünü mü gömleğini mi altını da kaybetmiştim. Almıştım ama. Almıştım sonrasında. Tamam ama olabiliyor yani. Sen de yapmıştın. Bak şu an benim o çantam nerede abi? Sadıkça aklıma geliyor. Al bana. Sen de bana eşyalarını kiralıyordun aslında. O verdiğim kiralara say. Niye kiralıyordum abi? Çünkü yani bir her şeyin bir depozitosu var abi. Yani depozito bedeli alıyordum. Eve bir geliyor hırkanın kolu leğen gibi küçülmüş bile. Çektirmiş de 5 lira alıyordum bu arada yani. O zaman 5 lirası ne kadar dövme sen biliyorsun? Millet 5 liraya yaptığı için. O zaman KYK 280 liraydı. 270 ya da 260. Kanka bilmiyorum ben kendim önlemimi alıyordum işte. Yani. 5 lira çok ciddi bir rakamdı o zamanlar. Ne bir liraya 5 lira, lira olduğu zaman. 5 lira da geçme yani. Kağıdı verdi kağıdı müslüman şimdi. Kağıt şeyde köşedeki dolapta. Hangi? Kanka köşe ortadaki dolap yani köşe orta köşe. Pederim pis verir misin? Ya açarsın işte ya. Ama oraya yani. Gidin. Gerçekten var ya bugünlerden nefret ediyorum. Tamam. Şimdi kavga edeceğiz abi.
videoda. Gitmiş oraya kadar. Ellerim pis ama ya. Kimden buyurun? Kimin haklı olduğunu lütfen aşağıya yazın. Lütfen yazın. Lütfen. Her şeyi ben yapıyorum abi. Hamuru ben açtım. Kanka bunu sen istedin. Pişirme kağıdını siz yapın getirin bari yani. Ay babamın şeyi gerçekten ya. Kardeşim yapıyorsan bak ben kaşarı senden mi istedim? Kaşalar gibi kaşarı aldım. Kesin koydum. Ben de bütün malzemelerimi aldım. Kanka almadım, ben koydum. Üç kardeş bütün sırlarınızı biliyor musunuz? Yoksa yaşı yakın olanla mı daha yakınsın? Eskiden aynen. Ben 18 yaşıma girene kadar öyleydi. Moral bizim hiçbir şeyimizi bilmezdi. Hiçbir şeyleri. Ve aksine bildiği şeylerde de bizi annemle babama istiyorlardı. O kadar fenaydı ki şunu anlatmak istiyorum. O zamanlar böyle Snapchat inanılmaz meşhur olduğu zamanlar. Kanka ama fena bir konseptiydi. Biz Moral'ı engelliyoruz falan filan. Gece beni her yerden engellemiş. Ya bayağı bilin engelliyoruz ve Maral'a asla yakalanmamamız gerekiyor. Çünkü istiyorlarım. Neden? Çünkü beni götürmüyorlar ya. Ben de kıskanıyordum. Ne yapayım yani? Ama yani nasıl götürebiliriz ki? Sen kaç yaşındaydın biz gittiğimizde? Biz 10 yaşındaydın. Ben ilk kulübüme 13 yaşında gittim abi. Götürmek tamam, 10 yaşında zaman götürüyordunuz. 10 yaşıma da gelmemiz Ahmet yani. Tamam. Yaşın yaşa be kardeşim. Tamam. Başka yerlere götürebilirdiniz mesela yani. Ya götürüyorduk zaten yani. Sen de sinemaya gidiyorduk, AVM'ye gidiyorduk. Ama hayır Maral sen de şeydin şimdi biraz gerçekleri konuşalım. Maral okulda erkeklerle futbol oynuyor. Maral yemek yemiyor, 20 kilo. Annem bana diyor ki Maral yemeğini yiyecek, onları kontrol et. Ben erkekleri falan bayağı tokatlıyordum yani. Hani. Aynen bir ara çeken vardı. Yani öyle bir çocukluğu vardı. Şimdi biz bu çocuğu nasıl götürelim hani? Yani. Ne alaka abi? Bunun alakası olabilir tam mi? Tam uslu bir çocuk olsan da götüremezdik. Doğru. Çocuksun çünkü. Biz de her ben de ismini anlıyordum çünkü çocuktum. İşte biz de seni o yüzden engelliyordum. Ama bu akıllı ama ben yine ismini anlıyordum. Evet, bu akıllı da ne yapıyordu? Gitmiş bir kere benim telefonumdan Snapchat'ten kendini eklemiş. Ama ve doğru anı kolladım ve bu benim kafamda bir haftalık bir plandı yani. Böyle hani o planı sürece yaydım ve emindim zaten bir şey yapacaklarından. Anladın mı? Emindim ve ben bekledim yani. Hazal'ın Züren'in yanında telefonunu unutmasını bekledim. Peki storylerimizi izlemiyor muydun? Ama işte o zamana kadar izlemiyor. Çünkü biz hafta sonu dışarı çıkacağız ya. Onu hafta bekliyorum. Sonu bizi yakalamadılar. Hayır bu arada normal storylerinizi izlemiştim. Ama çıkmıyordun abi. Çıkmıştım kanka. Ya ben seni izlemiştim storylerin hepsini. Sen görmemiştin. Abi birisi bende engelli. Çünkü ben senin o hafta sonu telefonu nereye gideceğini nereden bilebilirim ki? Belki hafta içi gidiyorsun diye. Ben her story'ni izliyordum yani. Snapchat'te genel story'ler. Neyse bir insanı engellediğin için tabii ki de o insan bakıyorum diye bakmazsın mantık olarak. Ben de bakmamışım. Sonra biz gece dışarıdayız. Tabii ki de annem bilmiyor. Ondan sonra annem bizi arıyor. Gece bir telefon. Ama ben anneme nasıl söylüyorum? Anne, ben ablamlar için çok endişeliyim. Böyle bir şey yapmışlar. Sakın kızma. Ama ben onları düşündüğüm için böyle bir şey söylüyorum. Falan böyle. Gece bir falan mı ne? Biz tam eğlencenin en böyle zirvesindeyken. Hayır, daha bizim bir kadeh bitmemişti. Doğru. Daha biz bismillah girdik içeri. Hani anladın mı? Hani adımımızı attık. Bir story patlattın ve sonra ben de seni patlattım. Hayır böyle izdi. Hani annem ne alaka bu saatte? Hani annem nasıl hissetmiş olabilir? Artık böyle hissiyatlar falan devreye gidiyor. Kızlar olsun. Siz neredesiniz? Biz böyle anne evdeyiz ya oturuyoruz. Arkadan deme takalımlar. Sonra işte Maral'ın ortaya çıktı. Bir de böyle böbürlene anlattı. Ben Gizoş'un Snapchat'inden kendime ekledim falan. Ve hala farkında değiller aslında. Kendi patlatmasam daha onları patlatabileceğim bir sürü şey olabilirdi ama. Hiç üzüldün mü peki o yaşadığın kanka tabii travmayı? Ki sonrasında çok pişman oldum. Yani pişmanlığımı da hala yaşarım. Yeri geldiği zaman da özürümü tekrar dilerim. Ama yani o anda ben de çocuğum. Yani dediğiniz gibi 10 yaşında bir çocuk olarak sizce ne kadar düşünceli davranıp sizi ispiyonlamama gibi bir ihtimalim olabilir ki? Ya bizim hep böyle gece kulüplerimiz. Sonuçta genç kızsınız ve yaşlarınız birbirine çok yakın. Sürekli evet. Berabersiniz. Ben sizi aynı odada kalıyorlar, ben ayrı odada kalıyordum. Yani bu evet benim için baktığınız zaman belki çok iyi bir şey gibi gözüküyor ama olabilir ama ben kıskanıyordum yani. Ayrı odada kalmak da. Kanka çünkü ama aynı odada kalamazdım. Evet kal, siz evet. Ben siz istemezdiniz ki ben seninle aynı odada ya da seninle aynı odada kalmak istesem yine siz istemezdiniz. O zaman da yani ben ne yaptım biliyor musunuz? Kendim istiyormuş gibi gösterdim ki. Siz değil. Aynen, ben siz değil. Ben istiyorum. Sonra Maral 18 oldu ve dedik ki gel buraya, gel bakalım. Hayır, yine onlar bu arada beni yanlarına çekmedi. Ben onların yanına gidebileceğimi, onlara el koydurabileceğimi onlara gösterdim. Ve
Evet abi. Ama bunu da neye kanıtladı. Neye kanka? Yani. Evet, ilk bunu kanıtladı. Neye güldün? Evet, komik bir zaten. Onlara kanıtladım. Öyleydi çünkü. Bu kanıtlamam gereken bir şeydi. Doğru. Ama doğru. Bizi çok şey yapmıştı. Zorladığı için zamanında bunu kanıtlaman gerekiyordu. Yani. İsmin, her şeyin üstesinden istersem gelebilirim. Sen her şeyi başarabilirsin. Ondan sonra Maral'a dedik ki bir şartımız var. Bize sakın abla falan deme. Aynen ya. Aynen. Bir gün eğlenmeye gitmiştik. Bir beach vardı. Onun happy hour'ındaydık. Ben Hazal'a Özge abla dedim. Tamam mı bir anda? Bana hep gizoş dedin ki. Aynen. Hep gizoş diyordum. Züler hiç zaten sıkıntı yapmıyordu. Bir anda Özge abla dedim. Ablam bana böyle durdu. Durdu ve dedi ki bana bir daha sakın abla deme dedi. Ben şok geçirdim. Tamam yani 18 yıldır abla diyorum ve abla demediğim zaman Hazal rahatsız oluyordu zaten. Sonra bir anda böyle bir yeni bir literatür başladı bizim. Yani bir devrim açıldı. Gerçekten aynen, yeni bir devrim. Ama Özge değil Hazal. Aynen ama Özge de dememi istemiyordu. Mesela Hazal. Ben Hazal'ım diyordu. Bana dışarıda Hazal diyeceksin diyordu. Kanka abartma o kadar da değil mi? Evet kanka. Bu arada hala mesela tamam, dışarıda da bana Züler derler. Söylemiyorsun ama öyle söylemiştin yani. Aynen Hazal'la bu şekilde Hazal hayatımıza girdi. Ama ben oldum olası Maral'dım yani. Bana kimse Sinem demedi. Ama bundan da çok mutluyum bu arada. Ben kendimi Sinem gibi hissetmiyorum. Ben de gayet iyi. Çünkü kafa karışıklığı oluyor. Beynin içine kendi kendine konuştuğu zaman sen Hazal diyorsun. Bir de bence... Hazal mı diyorsun? Hazal mı diyorsun? Hazal mı diyorsun? Özge mi diyorsun? Değişiyorum. Bazen kendi kendime Özge diye konuşuyorum. Bazen Hazal diye konuşuyorum. Değişiyorum. Hocam bu bayağı... Lansı 06 kanka. Bunu bayağı tutmuşuz bu arada içinde. Bu ekmek olmuş ya. Şunu koyalım. Nasıl olacak acaba? Çok heyecanlı. Bana inanılmaz mantıksız geliyor biliyor musun yemek yapmak? Değil mi? Şuralara birazcık bir şeyler doldurabilir miyim? Şuralar çok boş oldu çünkü. Sen küçük kez kanka. Şuralar da yensin yani. Alo teyze ne yapıyorsun? İlk önce kim evlenir? Çocukken herkes şey diyordu bize. Hiç evlenmem diyenden korkun. Ben kanka. Diyorlardı ve sendin o kişi. Onun korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Ve ben evliliğe inanılmaz karşı bir çocuktum. Diyordum ya mikrofonu yumruğu geçirirdim falan yapıyordum böyle. Ben size bir şey soracağım. Çünkü çok uzun süredir bir ilişkim olmadığı için ve sizin uzun süreli ilişkiniz olduğu için. Ben çünkü ilişki kavramını unuttum. Yani nasıl gidiyor, nasıl yapılıyor bilmiyorum. Asla bilmiyorum. Uzun ilişkiniz sırrı hadi. Açık iletişimli olmak bence en büyük sırlarından biri. Hani ilişkiden ne bekliyorsun? Ya da karşı taraf senin beklentine okey mi? Bunların açık bir şekilde bence konuşulması gerekiyor. Atıyorum ben şu an Enver'le evet ciddi bir ilişkideyim. Ama bundan atıyorum 3 yıl önce Enver benim karşıma çıksaydı belki biz Enver'le ciddi bir ilişki kuramazdık. Çünkü hayattan aynı beklentide olmayacaktık ya da o da istemeyecekti ciddi bir ilişki. Ben de istemeyecektim bilemiyorsun. Yani doğru zaman ve doğru insanla olduğunda oluyor bence. Peki o insanın doğru insan olduğunu nereden anlıyorsun? Hayat gösteriyor zaten sen anlamıyorsun ki. Yani doğru insansa zaten... Devam ediyor. Doğru insan değilse zaten bitiyor. Bizim malzeme eksiğimiz var ya. Kaşarımız bu kadar kalmış. Kanka burada benim yapacak bir şeyim. Bu arada doğru insan devam edince doğru insan olduğu algısı bence kesinlikle yanlış bir şey. Çünkü çok fazla atıyorum narsist bir insan hayatında bir kişi ve narsist insanlar hayatında uzun süre barındırabilirsin farkında olmadan. Ya evet tabii ki de ama bu zaten narsist bir kişiyle devam ediyorsan zaten o ilişki doğru ilişki değildir ki zaten. Sadece tamam, uzun ilişkinin sırrında hani uzun ama doğru olmayan bir ilişkiden mi bahsediyorsun? Yani o zaman öyle oluyor. Doğru insan yani, hani devam ediyorsa doğrudur gibi bir cümle kurdun ya hani. Aynen öyle dedim. Anladım ama sadece bu değil dedim. Bunun yanında mesela sevgi, saygı. Yani o insanın yanında kendini rahat hissediyorsan, kendini güvende ve çok sevildiğini hissediyorsan, o insanın yanında mutluysan, nasıl diyeyim, endişelere kapılmıyorsan, ya acaba mı, en ufak bir acaba mı bile olmuyorsa zaten oluyor. Ama narsist insanlar da ilişki içindeyken sen kendini ya eksik hissediyorsun, ya bitecekmiş kaygıların oluyor, ya aldatılma kaygıların oluyor, anladın mı? Hani bu kaygıların olmuyorsa eğer ilişki içinde, bence o zaten doğru bir ilişkidir.
kaygıların yoksa. Yani evet doğru. Tamam doğru oldu okey. Mesela sadece ben kıskançlıktan nefret ederim, tamam mı? Kıskanç erkekten nefret. Hakikaten böyle tüylerim ürperiyor. Ve böyle flört aşamasındasın. Kıskançlık bence zaten abi, çok tehlikeli bir duygu yani. Ama bence insan niye kıskanır abi? Yani hani bu kötü bir duyguyu bana empoze edemez. Ya o yüzden de kıskanç bir insan olduğunu sevdiğim an benim için o insan direkt shift delay. Burada da işte bence öğretilmiş bir kıskançlık var. Yani evet. Aslında kıskanma duygusu özünde kötü bir duygu gibi anlaşılsa da insan nasıl diyeyim, hani sevdiğini kıskanır diye klişe bir söz var ya. Evet. Bu doğru. Eğer bu sana zarar vermiyorsa, ilişkine evet, zarar vermiyorsa tatlı bence böyle. Bu duygu tatlı bir şekilde olması gereken de bir şey. Yani bize bu hayatımız hep yanlış örneklerle yanlış öğretiyor evet, kıskançlık duygusunu. Kıskanılmak bence güzel bir şey ama kısıtlanılmak kötü bir şey. Yani kıskandığın zaman beni seviyor, bana değer veriyor. Çünkü her zaman karşındaki insanın sana değer verdiğini hissedebileceğin anlar yaşamıyorsun ve sana bunu hissettiren anlar aslında gerçekten seni kıskandığını gördüğün anlar oluyor. Ama bu kıskanmak kısıtlamaya döndüğü anda bu tehlikeli ve yanlış bir şey. Yani zaten kısıtladığın zaman bir insanı bir dört duvarın odasına arasına da kapatsan, bir insanın içinde varsa aldatmak, aldatır da, yapar da, kaçar da. Yani senin yanında senin gözlerinin içine bakarken arkadan başka bir kızı kesebilir de. Yani buna engel olamazsın. O yüzden bence bir insanı kısıtlamak yanlış bir şey. Zaten gideceği varsa gitsin abi. Evet. Onun aksine güvenerek bir yol evet, almak çok daha mantıklı. Sana güveniyorum. Sadece bana yanlış bir davranış. Haberin evet, olsun. Sen hala yapmaya devam ediyorsan okey, ama bence bir orta yolu bulmalıyız tarzında evet, konuşmalar yani. Elimde biber varmış, gözümü kaşıdım. İyi misin Maral? Hayır. Arkadaşlar ne oluyor? Biriniz bacağınızı sakatladınız, biriniz gözünüzünü yaktınız. İnşallah bana bir şey yok. Ne oluyor? Gözüme bakın. Çok kötü. Yani korkunç. Kendilerini bilerek böyle yaptın. Hayır. Nasıl gözüküyor? Kötü mü? Kız gözünü açamıyor. Harbiden ya dediğim. Ben kokuyu, abi, keşke kokuyu da paylaşabilsek. YouTube'a koku paylaşma özelliği gelsin. Abart. YouTube'a mı gelsin sence, öyle bir çağ mı başlasın yani? Öyle bir teknoloji. Arkadaşlar birbirimizi tebrik edelim. Yakacak. Olmaz birbirinizi bak. Güzelcim. Şimdi şunu bir alalım şuradan, bence diğerini koyalım fırına, öyle halledelim, tebrik tamam, etmeyelim. Tamam. Pizzalarımız hazır. Domino's diye ben. Tabii. Bu tarifi de başka hiçbir yerde bulamazsınız. Altta açıklamalarda tarifi de paylaşacağız. Yani kanalımda yemek, yap kardeşim. Yemek.com ev usulü pizza yazdığın zaman çıkan tarifi yaptık arkadaşım. Sanki sanarsın kendi buluşuyor. Neye? Pizza. Şaka. İnanılmaz. İlk YouTube videomuz olsun bence. Evet. İlk YouTube videomuza. Eğer beğendiyseniz de, güzel reaksiyon olursa da bundan sonra bir sürü içerik üretiriz. Evet. Bence. Bunu lütfen belirtin, ona göre eğer beğenmediyseniz bu kısmı ben kanala davet etmeyeceğim. İlk YouTube videomuza. Aynen. YouTube videomuza. Elini gözümün önüne çeker misin yüzümden? Bence fena değil bu arada. Aynen. Sadece hamuru biraz kalın olmuş. Yani biraz ekmeğimsi hissettiriyor. Ya böyle pidemsi. Bir de sen tuz koymadın mı hamura? Ha. Niye? 1/2 çay kaşığı tuz diyordu. Ben de o kadar tuz koydum. Yani biraz tuzsuz. Ama malzemeleri zaten yeterince tuzlu bence. Ama hamur tuzsuz. Evet. Ama yenir ya, bence güzel, fena değil. Ellerimize sağlık. Aynen, elimize sağlık. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Gününüzün bir anını bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Evet. Hepinizi öpüyoruz. Görüşürüz.